Kanalımdan herkese merhaba. Ben Gül. Bugün çay kaşığı temizliği yapıyorum. Çok fazla çay tüketiyorsanız, çok fazla misafirleriniz geliyorsa eminim çay kaşıklarınız hemen sararıyor, kirleniyordur. Çay kaşığı diğer kaşık ve çatallara nazaran daha fazla sararıyor, su lekesi oluyor, kireç lekesi oluyor. Özellikle çay kaşıklarımıza daha bir özen göstermemiz gerekiyor. Daha güzel bir temizlik yapmamız gerekiyor. Elimde böyle bol miktarda sararmış çay kaşığı var. Yakından böyle göstermek istedim. Ne kadar sararmış olduğu gayet açık bir şekilde görünmekte. Çay kaşıklarımı çamaşır suyu olmadan temizleyeceğim. Çamaşır suyu ile temizlemeyi düşünüyorsanız eğer bir kez daha düşünün. Ne kadar zararlı olduğunu hepimiz biliyoruz hem çay kaşıklarımızı aşındırır hem de ne kadar yıkarsak yıkayalım üzerinde bir miktar kalıntı kalır ve sıcak su ile temas ettiği zaman da bunu direkt olarak vücudumuza almış oluruz. Biriktirmiş olduğum bu sararmış çay kaşıklarını borcam tepsinin içerisine yerleştirdim. Borcam olması gerekmiyor. Herhangi bir tava tencerede olabilir ama plastik bir kase olmasın. Kullanacağım ürün bu. Beyaz sabun. Tek malzeme ile çay kaşıklarımı temizleyeceğim. Beyaz sabun tek başına bütün deterjanların yapabildiğini yapıyor. Rendeledim beyaz sabunu. Kaşıkların üzerine serpiştireceğim. Göz kararı serpiştiriyorum. Yaklaşık olarak 2 çorba kaşığı kadar beyaz sabun serpiştirdim. Daha önce bu yöntemi kullanmadıysanız veya sabun ile kaşık temizliği olur mu diye düşünüyorsanız eğer, ön yargıyı bir tarafa bırakın derim. Bir kez olsun deneyin. Beyaz sabunun ne kadar etkili olduğunu göreceksiniz. Kaşıkların üzerini geçinceye kadar su ekleyeceğim. Soğuk su, sıcak su da olabilir, fark etmez. Ben direkt olarak musluk suyu kullandım. Bir miktar daha ekledikten sonra ocağın üzerine bırakacağım. Çok harlı bir ateşin üzerine koymamıza gerek yok. Normal bir ocak gözünün üzerine bırakıyorum. Su ısındıkça sabun yavaş yavaş erimeye başladı. Şu an hafif hafif kaynama derecesinde karıştırıyorum biraz. Suyu bir miktar daha fazla koymanızda fayda var. Benim suyum biraz gözüme az gibi geldi. Az bir miktar fazla olursa daha iyi olur. Bol su ile kaynaması daha iyi olacaktır. Sabunlu su kaynamaya başladıktan sonra 3-4 dakika kadar kaynatmamız yeterli. Daha sonrasında ocağı kapatarak borcam tepsisini bir kenara alalım. Yaklaşık 5 dakika kadar bekleyeceğim. Su hafif ılınacak. Çok soğumasını beklemeye gerek yok. Su çok soğuduğu zaman sabun kalıntıları kaşıkların üzerinde kalabilir. Su çok sıcakken kaynar bir şekilde suyu lavaboya döktüğümüz zaman da kaşıklar sıcaklığı ile hemen kuruyacağı için sabun lekeleri yine kaşıkların üzerinde biraz kuruma yapabilir. Bu nedenle 5 dakika şöyle soğuması yeterli olur. Evimizde beyaz sabun yok ise eğer bu işlemi Arap sabunu veya çamaşır sodası ile de yapabiliriz. Aynen bu yöntemi kullanacağız. Soğuk suyun içerisine Arap sabunu veya çamaşır sodası ekleyerek kaşıklarımızı kaynatacağız. Ilınmış olan suyu evyeye boşaltıyorum. Su daha az kaldı. Kaynadıkça su azaldı. Elimdeki bu sabun artıklarını da güzelce yıkadım. Borcam tepsideki bu sabun artıklarını da yıkıyorum. Mümkünse suyun sıcak kısmını açalım. Soğuk su ile sabunlar donma yapabilir. Ilık tarafını ya da sıcak tarafını elimizin dayanabileceği şekilde. Bulaşık süngeri ile bütün kaşıklarımı böyle temizleyeceğim. Hem kalmış olan sararmaları alacak hem de sabun artıklarını böyle temizleyeceğim. Bütün kaşıkları temizledikten sonra yine musluğun sıcak tarafı ile kaşıklarımı durulayacağım. Çay kaşıklarının sararma durumlarına göre bu işlemi haftada bir veya ayda bir yapabiliriz. Tertemiz pırıl pırıl olur. Beyaz sabun hem kaşıklarımıza zarar vermez hem de doğal olduğu için sıcak su ile çabucak erir gider kalıntı bırakmaz. Bu nedenle rahatlıkla gönül rahatlığıyla bu yöntemi kullanabiliriz. Kaşıkları duruladım. Kuruduktan sonra kullanabiliriz. Fakat derseniz ki üzerinde sabun artığı kaldı belki de diye düşünürseniz. Kettle'da kaynamış olan suyu kaşıkların üzerine böyle boşaltın. Kaynar suda bütün sabun artıkları erir çözülür. Bu şekilde 5 dakika kadar bekletelim. Kaşıklarımız daha güzel, tertemiz pırıl pırıl olur. Yaklaşık 5 dakika kadar bekledikten sonra suyu süzeceğim. Su çok fazla soğumadı zaten. Suyun sıcaklığıyla kaşıklar hemen kurumaya başlıyor. Üzerinde bir parça ıslaklık kalıyor. Onu da şimdi kurulayacağım. Sadece kaşıkları, çatalları, bıçakları silmek için kullandığınız mikrofiber bir beziniz mutlaka olsun. Bu şekilde kaşıkları kurulayalım. Tertemiz oldu gördüğünüz gibi. Kaşığımız gayet güzel parlıyor. Faydalı bulduysanız beğenmeyi, yorum yapmayı ve sosyal medyada paylaşmayı unutmayın. Bu kanalımın büyüyüp gelişebilmesi için oldukça önemli. Sizler de kendi temizlik tüyonuzu kaşık temizleme fikirlerinizi yorumlar kısmından yazabilirsiniz. Kaşıklarımızın özellikle bu kısımlarında fazla sararmalar olabiliyordu. Bu yöntemle bu girintili çıkıntılı kısımlarda sararmalardan eser kalmadı. Gayet güzel bir şekilde temizlendi, parladı. Bu yöntemi yemek kaşıklarımızda, çatallarımızda da rahatlıkla kullanabiliriz. Bugünkü videom burada sona erdi. Yeni videolarda görüşmek üzere.